Herkese merhabalar. 6. sınıf sosyal bilgiler. 1. dönem 1. yazılı yazılık provamız başlıyor. Hazır mısın Tonguç? İyiyim hocam ya. Hiç endişelenme. Birazdan mükemmel bir şekilde kesin çıkar. Buradan soru gelir bölümleriyle süper bir yazılı provası yapacağız. Herkes arkasını yaslansın. Yazılı konularımız belli. 1. ve 2. üniteden sorular sorulacak. 1. ünite adeta bir lokum. Lezzetli bir lokum. Çıtır çıtır yiyeceğiz. 2. ünitede birazcık kelimeler, kavramlar, işte Hunlar, Köktürkler, Uygurlar, böyle bazı e, devletlerimizle alakalı bizim kendi ülkemize ait eski Türkler var. Onları da güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ardından da yazılardan kaç alacağız Songuç'um? Yüz alacağız. Harikasın. O zaman hadi bakalım provamız başlasın. Şimdi arkadaşlar birinci dönem birinci yazılı konuları Esas da belli. Biz ve değerlerimiz tarihe yolculuk ünitesinden sorumluyuz. Zaten Milletim Bakanlığı kazanımlarına uygun olarak bizler de birinci dönem yazın notlarımızda zaten burada tüm dersler var. Sosyal bilgiler içinde çıkabilecek tüm kavramları, tüm bilgileri tek tek sizler için güzel güzel özetledik. Sizler buradan mutlaka çalışmayı unutmayın. Burada mesela rol, birey, grup, dil, din, gelenek bunları şimdi birazdan da özetleyeceğiz sizlere. Sizler de buradan mutlaka dikkat atarak ee, ...işte yazılda kesin sorulacak, ee, hocanın sorar dediği bölümleri güzel güzel tekrar etmeyi unutmayın. Şimdi bu dursun, bunu birazdan ödev olarak yine vereceğiz. Şimdi gelin, biz ve değerlerimiz ve tarihi yolculuk konusuyla alakalı... ...önce konu özeti, hemen ardından soru. Önce konu özeti, hemen ardından soru yapalım. Gördüğün gibi süper özetler hazırladık Sonuç Eylem'im senin için. Hadi hocam, ve... hadi soruları gösterin tamam, artık. Tamam göstereyim soruları, dur heyecanlanma, bak burada sorularımıza burada görüyor Doğru yanlış soruları var, kutu doldurma soruları var... İşte çoktan seçmeli sorularımız var, farklı farklı sorularımız var. Mükemmel sorular hazırladık. Şimdi ilk konularımız zaten kolay, bunları biliyoruz. Rolümüz var. Mesela senin en büyük rolü nedir Tonguç'um toplumdaki? Öğrenciyim. Harikasın, sen bir öğrencisin. Birey olarak haklarımız var. İşte yaşama hakkımız var, eğitim alma hakkımız var, oyun oynama hakkımız var. Sorumluluklara baktığımızda mesela e, diyelim ki bir vatandaş olarak oy vermek sorumluluğumuz. Öğrenci olarak senin en büyük sorumluluğun nedir Tonguç'um? Ders çalışmak. Aynen ders çalışmak senin en büyük sorumluluğun. Bunları şimdi güzel güzel öğreneceğiz. Kalıp yargı, ön yargı ve empati denen kavramları da bilmemiz lazım. Kalıp yargı bir topluluk hakkında. Mesela işte diyelim ki sarışınlar çok zekidir. veya da uzunların kafası çalışmaz. Uzun boyların kafası çalışmaz. Veyahut da ne bileyim işte. Erkekler ağlamaz. Aynen erkekler ağlamaz. Bu kalıp yargı. Nereden biliyorsun? Ben ağlıyorum mesela bazen üzülünce ağlıyorum. Ne yapabilirim? Ön yargı da bileceğiz. Ön yargı da bir konu hakkında genellikle olumsuz bir şekilde, olumlusu olabilir. Bu kesin böyle olacak. Bunlar kesin böyledir şeklinde yargıdır ve kötü bir şeydir. Biz ön yargılı olmamalıyız sonucum. Peki empati Kendimizi nedir? Kendimizi yerine koymak. Mükemmelsin. Kendimizi eğer karşımızdakinin yerine koyarsak bu empati. Mesela ben şu anda kendimi senin yerine koyuyorum ve gerçekten Allah'ım ne <laughs> şaka Kendimi senin yerine koyuyorum diyorum ki bu öğrenci canı sıkılabilir. İşte yazılıyı ben bir an önce güzel güzel anlatayım. Hemen kesin çıkacak. Yüzde yüz buradan soru gelir dediğim bölümleri göstereyim. Böylece öğrencim de beni beğensin. Hatta şu anda videolarımızı izleyen arkadaşlar da inşallah beni beğeniyordur. Yani bizi Bizi, videolarımızı izleyen arkadaşlar da inşallah bizi beğeniyordur şu anda. Böyle empati kurmaya çalışıyorum. Bunlarla alakalı birazdan sorularımıza gelecek. Bizi biz yapan şeylere baktığımızda dilimiz, Türkçe, dinimiz, İslamiyet, tarihimiz, mimarimiz, gelenek ve göreneklerimiz bizi biz yapıyor. Bir de bir elin nesi var? Bak bir el böyle duruyor ama iki el sesi var. Dolayısıyla... ...bir elin nesi var iki nesi var derken... ...birlikten kuvvet doğar diyoruz ve... ...sivil toplum kuruluşları, vakıflar, yardımlaşma kuruluşları... ...hep beraber birlikte ülkemize katkıda bulunuyorlar. Gel istersen bunların alakalı önce detaylı sorulara geçelim. Sonra bu Türklerin ana yurdu Orta Asya, İslamiyet'in doğuşu... ...işte Emeviler, Abbasiler bunları güzel güzel anlatalım. Ama önce şu öğrendiklerimiz kafamızdan çıkmadan... ...gel bunların alakalı biraz soru çözelim. Şimdi burada boşluk dolduracağımız kelimeler var. Bu kelimeleri güzel güzel yerleştirmeye çalışacağız. Bu arada sen... Yaptıkça da üzerinden çizmeyi unutma. Ekranları başındaki arkadaşlarımıza mutlaka bizlerle beraber cevaplamaya çalışsınlar. Bir işte bir kişinin üstüne düşen göreve biz rol diyoruz. Yasal veya toplumsal olarak bireylere tanınan yetki ve kazançlara da hak diyoruz. O zaman hak ve rolü şöyle bir eleyelim. Rol gitti güle güle. Hak gitti. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesine ise sorumluluk duyuyoruz. Hepimizin sorumlulukları var. Mesela ben öğretmen olarak dersi güzel anlatmakla sorumluyum. Sen öğrenci olarak derslerine çalışmakla sorumlusun. Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesine biz ne diyebiliriz Özgürlük. Mükemmelsin. Hemen buradan özgürlüğü yazıyorum şuraya. Gerçekten kolay sorularda başarılısın. Bence zor da bir soru. Kolay soru diyorum ama bence zor da bir soru. Özgürlüğü de dedik. Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği, kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve manevi özelliklerin tümüne biz kültür diyoruz Tonguç Evladım benim. Kültürün de tanımı sınavda yüzde yüz sorulur. Dikkatli olun arkadaşlar. Burayı iyice öğrenin. Mesela Karagöz bizim kültürümüzdeki en önemli ögelerden bir tanesidir. Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargıya biz ne diyorduk? Kötü bir şeydi. Önyargı. Harikasın. Önyargı. Hemen yazalım. Önyargıyı da yazıyoruz. Önyargıyı parçalamak çok zor gerçekten. Mesela böyle bazen görüyoruz diyoruz ki ya bu işte bu adamdan bir şey olmaz. Önyargılısın nereden biliyorsun? Toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan gönüllü yardım örgütlerinde biz STK yani Sivil Toplum Kuruluşu diyoruz. Sivil Toplum Kuruluşu diyoruz. Tamam. Güzel. Şimdi bakalım. Aa güzel bir test sorumuz var bunu yapalım. Sonra zaten birazdan İslami Dönüşü Türkiye'den geleceğiz. Demiş ki, görseldeki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Dil. Kültürün nesilden nesile aktarılması ve yaşaması ve gelişmesi dil yoluyla olur. Doğru. Tarih bir milletin çağlar içindeki yürüyüşe görünüşüdür. Tamam. Toplumun kültürel değerlerinin oluşması ve değişmesine etkili olan unsurlardandır. Din. Doğru kuşaktan kuşağa aktarılan, dededen toruna anlatılan değerlerdir. Gelenek ve görenekler. Mesela el öpmek ya da işte büyüklerimize saygı duymak. Bunlar bizim gelenek ve göreneklerimiz her zaman vardır. Mesela şeyde yok. Avrupalılarda büyüklerin elini öpmek diye bir şey yok. Görseldeki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Dil kültürel mirasın aktarılmasını sağlar demiş. Bakalım. Dil kültürün nesilden nesile aktarılmasını sağlar diyor. Bu doğru. Tarih bir milletin nereden gelip nereye gittiğini gösteren kültür unsurudur. Bir milletin ...çağlar içindeki yürüyüşü ve görünüştür. Gerçekten ilk çağ, orta çağ, işte e, yeni çağ, yakın çağ... Ta ...çağlar içindeki görüşümüzü biz tarihimizden anlayabiliyoruz. Din, insanların duygu ve düşüncelerini etkileyerek yaşam tarzını şekillendirir. Bak, toplumun kültürel değerlerinin oluşması ve değişmesinde... ...gerçekten de İslamiyet önceki Türklerin yaşayışı farklı... ...İslamiyet'ten sonraki yaşayışı farklı, etkiliyor bizi. Gelenek ve görenekler evrensel nitelikli kültürel unsurdur... Evrensel ne demek Tonguç evladım? Tüm insanlığı ilgilendiren demek hocam. Çok güzel söyledin. Ama gelenek ve görenekler tüm insanlığı ilgilendirmez. Gelenek ve görenekler mesela diyelim ki bizim geleneklerimiz bize özgü. Tüm dünyada herkes büyüklerini elini öpmez. Sadece bizim Türkiye'de bizler büyüklerimize çok saygı duyarız. Böyle dedemizi, babaannemizi gördüğümüz zaman ellerini öperiz. Bu bizim kendi yerel, ulusal bir özelliğimiz. Dolayısıyla D seçeneği yanlış olmuş olmuşum. Bir de şu soruya bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarındandır diyor. Ülkemizde toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için devlet kurumları dışında sivil toplum örgütleri de görevler almaktadır. Sivil toplum örgütleri bu amaçla çeşitli alanlarda çalışmalar yapmaktadır diyor. Hmm. Hangisi çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarındandır? Darüşşafaka bu çevreyle alakalı değildir. Kızılay'da çevreyle alakalı değil. Tema... ...çevreyle alakalı. Niye? Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı. Açevliydi Tomuncuk. Anne Çok... çocuk eğitim vakfı. Wow, Gerçekten tebrik ediyorum seni. Gerçekten Açevi'yi iyi bildin. Tema ama doğru cevabımız. Neden? Çünkü Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı. Çevrede ağaçlandırmakla alakalı olduğu için bunu söyleyebiliriz. Şimdi şurada da birkaç tane sorumuz var. Ardından kamyonlar göçüyle yani e, diğer Türk devletlerine geçeceğiz. Her rolün kendisinden beklenilen davranışı aynıdır demiş. Her rolün kendisinden beklenen davranışı aynı olamaz ki. Yani senin öğrenci rolündeyken beklenilen davranış farklı. Evde abiyken evdeki davranışın farklı. Dolayısıyla bu tamamen skandal. Yanlış. Bireyler aynı anda birden fazla rol üstlenebilir. Bu doğru mu sence Tonguç'un? Doğru hocam. Harikasın. Niye? Mesela ben evde bir çocuk olabilirim. Okulda öğretmen olabilirim. Mahallede arkadaş olabilirim. Farklı farklı görevlerim olabilir maçı bizim takım kesin kazanacak. Maçı kesin bizim takım kazanacak. Bir ön yargı örneğidir. Evet bu da bir doğru. Kesin kazanacak da desen veya kesin kaybederiz desen bunlar birer ön yargı oluyor. Şimdi ilk üniteyle alakalı sorularımızı çözdük ama şimdi ikinci üniteyle alakalı biraz özet yapalım. Ardından da hemen ikinci üniteyle alakalı sorularımızı da çözelim. Bu Adam arada... Yazılar çok zor oluyor ya. Yazılı hiç zor olmayacak Tonguç'um. Hiç korkmana gerek yok. Ama bak şunu da dile getirmek istiyorum. Tonguç'la yazılı yazılık esasında üç aşamadan oluşuyor. Birincisi YouTube'da şu anda zaten birinci dönem birinci yazılı kampındayız. Süper bir şekilde matematik, Türkçe, fen, sosyal gümbür gümbür gidiyoruz. Ve bu yazılı kamplarındaki videolarımı mutlaka izlemelisin. İkincisi yazılı notları ve Dinamo. Birinci dönem yazılı notlarımız, birinci ve ikinci yazılı notlarımız hazır. Ve aynı zamanda Dinamo setin içerisinde senin için hazırladığımız süper yazılı provaları var. Hatta burada şöyle göstermek istiyorum. Diyelim ki bugün sosyal yazılısındayız. Nerede sosyal kitabımız? Gel bakalım buraya. Heh. Burada sosyal bilgiler kitabımızın içerisinde işleyeceğimiz konularla alakalı gördüğün gibi süper yazı notları var bak burada. Daha doğrusu yazılı iyi hazırlanalım kısımları var bak. Şurada göstermek istiyorum. Bak görüyor musun? Biz ve değerlerimiz konusuyla alakalı yazılı hazırlanalım kısımları var. Bunlardan da kare kodu okutarak soruları cevaplayabilirsin. Üçüncüsü ise ve en önemlisi bak en önemlisi Tonguç Akademi.com'da canlı canlı yazılı provalarımız var. Yani Sizlerle sorup cevaplıyoruz. Birlikte okuyup cevaplıyoruz. Bu yazılı provalarında, canlı yazılı kampımıza da öğrencilerimiz hem YouTube'dakinden daha fazla video görüyorlar hem de canlı canlı hazırlanmış oluyorlar. Dolayısıyla bu üç aşamadan sonra senin yazıldan alacağın not belli. Yüz, yüz, yüz diyoruz. Ve şimdi hemen özetlerimize devam ediyoruz. Şimdi Türklerin ana yurdu Orta Asya'dayız. Şimdi Türklerin ana yurdu Orta Asya diyorum ama burada şunu da göstermek istiyorum Tonguç ya. Burada bizim ee, nerede şu sorulardan bir tanesinin arkasını karalayalım. Şimdi boş bir sayfa alalım şöyle Tonguç'um. Bir dakika şuradan bakalım. Şurada bir tane boş sayfa buldum. Evet. Şimdi öncelikle öncelikle bak. Şurada şöyle bir Türkiye haritası çiziyorum. Şu anki günümüzdeki Türkiye. Burası bizim cennet vatanımız. İşte Antalya, Mersin, Trabzon Karadeniz. Tamam. Burası bizim ülkemiz tamam. Peki Orta Asya neresi? Orta Asya bak şöyle Karadeniz'i kapatacak olursak, Orta Asya bambaşka bir yerde. Orta Asya Tonguç alalım, şuraya Kıbrıs'ı koyalım şöyle. Şurada Hazar Denizi var. Orta Asya buralarda bak. OA diye yazıyorum bak. Orta Asya. Yani bizim atalarımız Orta Asya'dan çıkmışlar. Buradan böyle işte Manazir kapılarından Anadolu'ya giriyorlar. Anadolu'yu fethediyorlar. Sonra Balkanlara geçecekler. Dolayısıyla bizim ilk ama ilk Türk devletine gidiyoruz şimdi. Orta Asya'da Türk devletleri. Şimdi başlayalım. Bu devletlerimizi bir inceleyelim. Birincisi Asya Hun Devleti. Bak ilk Orta Asya'da kurulan Türk devleti Asya Hun Devleti. Metehan diye hükümdarları var. Kurucusu Teoman bunun ama en büyük hükümdar Metehan. Teşkilatlı ilk Türk devletini kuruyor. Orduda da onun sistemi getiriyor. Yani onbaşı, yüzbaşı, binbaşı gibi sistem getiriyor. Çin seddini yapıyor Çinler. Tırsıyorlar bizden korkularına. Ve Oğuz Kağan Destanı Asya Hun Devleti'ne ait. Metehan'ın e, başarılarını kahramanlıktan anlatıyor. O zaman Asya Hun Devleti deyince aklımıza Metehan gelecek onlu sistemi kurması gelecek ve Çin seddi Çinlerin bizim akınlarımızdan korktukları için yaptığı aklımıza gelecek. Teşkilatlı ilk Türk devleti olduğunu bileceğiz. Sonrasında Asya Hun devletinin ...dağılıyor. İşte bazıları Avrupa'ya göç ediyor. Avrupa'ya göç sırasında kavimler göç yaşanıyor. Yani şöyle düşün. Şimdi Orta Asya'da Hunlar kuruldu ya. Hunları yazdık. Birinci devlet Hunlardı. Hunlardan bazıları böyle göç ediyor. Tam böyle Karadeniz'in üzerinden bu tarafa doğru göç ediyor. Göç ederken, göç ederken, Hunlar göç ederken şurası Avrupa şöyle Avrupa'yı da çizelim. Şurası Yunanistan, şöyle İtalya böyle gidiyor. Burası Avrupa şöyle Hristiyan işaret koyduğum yer Avrupa tamam mı? Avrupa'ya giderlerken daha o zamanlar daha Hristiyanlık da yok neredeyse. Şimdi diyelim ki şöyle düşün mesela. Şu biz Türkleriz tamam mı? Burada işte farklı farklı Fransızlar var, İngilizler var, Almanlar var, ne bileyim Norveçler var, Finlandiyalılar var ama o zamanki adı bu değil. O zamanki adı Franklar, Germenler gibi farklı farklı isimleri var. Ostrogotlar, Vizigotlar böyle garip garip isimleri var. Ama sonradan adları Norveç, Finlandiya, İngiltere olacak. Bunlar böyle buralarda takılırlarken la 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 la. Hunlar bunları ittirmeye başlıyor. Çekilin diyor. Bunlar kaçıyor bak. Bunlar ittiriyor. Bunlar birbirini ittiriyor. Hepsi birbirini ittiriyor. Hepsi birbirini ittiriyor ve günümüzde günümüzdeki Fransa kendi yerine yerleşiyor. İşte Almanya kendi yerine yerleşiyor. Norveç, Finlandiya hepsi kendi yerlerine yerleşiyor. Ve bu işte kavimlerin birbirini ittirerek hareket ederekten bu tarafa gelmesi olayını Avrupa'daki şu anki yerlerini bulması olayını biz kavimler göçü diyoruz. İşte kavimler göçüyle ilk çağ kapanacak, orta çağ başlayacak ve Avrupa Hun Devleti kurulacak. Ve aynı zamanda kavimler göçü sırasında yani şu hani devletler birbirini ittiriyorlar dedi ki bu ittirme sırasında orada bir güvenlik sorunu oluşuyor. Yani bayağı bir savaşlar çıkıyor. O sırada insanlar da güvenlik sorunu olduğu için ya biz ne yapacağız diyorlar ve böyle küçük küçük kaleler var. Feodal beylikler. Feodal birlikler diyor. Gelin diyor, bana sığın diyor. Ben sizi koruyacağım diyor. Gelin diyor, benim kaleme sığınırsanız ben size yardımcı olurum diyor. Ve derebeyleri bunlar. İnsanlar bu kalemler göçü sırasında yaşanan karmaşadan korkup kaçıp kalelere sığınıyorlar ve bu kalelerdeki e, dere derebeylerinin yani feodal beylerin emrine, kontrol altına giriyorlar. Buna da biz feodalite diyoruz. Şimdi o zaman kavimler göçü de çok önemli. Kavimler göçüyle yepyeni bir çağ başlayacak. İlk çağ bitip orta çağ başlayacak. Ve Avrupa Hun devleti kurulacak ve feodalite güçlenecek. Şimdi Hunlar bitti. Hunlardan sonra kurulan ikinci Türk devleti ise Türk adıyla kurulan bir devlet. Kök Köktürk devleti. Kök Türkler birinci Kök ve ikinci Kök olmak üzere ikiye ayrılıyor. Hatta ikinci Köktürk'e Türk'e kutluk devleti diyoruz. Kök devleti birinci Kök Türk devleti. Ee, Ak Hunlarla ve Sasanilerle mücadele edecek ve Ergenekon destanı bunlara ait. İkinci Köktürk Devleti kurucusu Kutluk Kağan, Orhun yazıları var buna. Bak burada Hunlarda Mete vardı ya, Köktürklerde de Orhun yazıları denen bir şey var. Orhun yazıları da böyle Orta Asya'da, bugünkü Moğolistan'ın bulunduğu yerde üç tane anıt dikiyorlar. Bu anıtın özelliği ne biliyor musun Tonguç'um? Bilmiyorum hocam. Söylüyorum. Türk tarihindeki ilk eser, ilk yazılı eser, ilk edebi eser, ilk siyasetname yani ilk eser. Bize ait Türk alfabesiyle yazılmış ilk eser bu. Orhun kitabeleri. Bunu bileceğiz. Sonrasında Hunlar vardı, Köktürkler vardı, ikinci Köktürkler vardı. Ardından da Uygar diyebileceğimiz Uygurlar var. Şimdi biz bunlara neden Uygar diyoruz biliyor musun? Çünkü Uygurlar hocam. Hayır, Uygar oldukları için Uygar demiyoruz. Yerleşik hayata geçiyorlar. Ama Köktürkler ve Hunlar veya Orta Asya'da yaşayan diğer Türkler hep konar göçer yaşıyor. Yani hiç tarımla falan uğraşmıyorlar. Hep böyle konar göçer yaşıyorlar. İşte dolayısıyla Uygurlar Uygarlar çünkü yerleşik hayata geçiyorlar. O zaman Uygurların altını çiziyorum. Bak yerleşik yaşam, kağıt, matbaa ve kalıcı eserler veriyorlar. Bir de Mani dinine geçiyorlar. Para dinine mi geçiyorlar hocam? Para dini değil. Merak etmeyin. <laughs> Mone'yi yazmıyor. Mani yani Budizm'e geçiyorlar. Budizm'e geçtikleri için tabii ki savaşçı özelliklerini kaybedecekler. Bir de Uygurlara ait göç ve türeyiş destan var. Şimdi bunlar Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin temel özellikleri. Hunlar var. köktürkler var. Uygurlar var. Bunların içerisinde yerleşik yaşama geçen Uygurlar. Onun sistemi bulan Hunlar. Orhun kitabelerinin sahibi Köktürkler. Bunları çok çok iyi bilmemiz lazım. Yazılı da yüzde yüz buradan soru gelir Tonguç'um. Tabi bu Türk devletlerinde meclis var mesela görüşmelerin yapıldığı. Buna kurultay diyoruz. Hukuk kuralları var töre diyoruz. Kut anlayışı var. Tanrı tarafından verilen ülke yönetme etkisi. Yani Hunlar da Köktürkler de Uygurlar da kendi yöneticilerini mesela diyelim ki Mete'ye ya da işte Mukan Kağan'a ya da Kutluk Kağan'a yönetme etkisinin Tanrı tarafından, Allah tarafından verildiğine inanıyorlar. Diyorlar ki Han'ı bize Tanrı gönderdi. Gök Tanrı gönderdi diyorlar. Buna da kut anlayışı diyoruz. Bak kut anlayışından sınavda yüzde yüz soru gelecek. Kut anlayışı nedir diye bir soru gelecek. O yüzden buraya çok dikkat etmek için. Biz bunu yazılı notlarında da defalarca vurguladık. Yazılımda da mutlaka çıkacak. Kesin çıkar mı hocam? Bence kesin çıkar. Yani söyleyeyim. Ben daha kut anlayışının sorulmadığı sınav görmedim. O yüzden kesin çıkar diyebiliriz mutlaka bir. <laughs> Tanrı tarafından verilen ülkeyi yönetme yetkisi. Kime? Kaan'a. İkili teşkilatta ülkenin ikiye bölünüp yönetilmesi. Yani Hunlar'da, Köktürkler'de böyle ülkenin doğusunu büyük kardeş alıyor. Batısını da küçük kardeş alıyor, yabuk alıyor. E bu da tabii ki iyi bir şey değil. Ülke ikili olunca ülke kısa sürede dağılabiliyor. Yu cenaze töreni. Vefat eden askerlere, vefat eden insanlara Yu denen cenaze töreni yapılıyor. Balbal bal mezar taşı. Her bir asker öldürdüğü insan kadar, öldürdüğü düşman askeri kadar balbal bal taş konuluyor mezarın üzerine. Kurganda mezar. O zaman... Şöyle düşünelim, ee, şuraya çiziyorum, Eski Türkler'de bir mezar çiziyorum. Bak şimdi burayı şöyle çizdim mezarı tamam mı? Mezarın başında bir, iki, üç, dört, beş tane şey var. Bu mezarın adı neymiş? Kurgan. Buradaki taşlara ne diyoruz Tonguç'um? Balbal. Harikasın, balbal. Bal. Demek ki ben beş tane düşman askeri öldürmüşüm. Bir, iki, üç, dört, beş tane düşman askeri öldürmüşüm. O yüzden bana balbal bal koymuşlar, beş tane balbal. Bal. Ve buraya da, bu mezara da kurgan deniyor. Peki benim cenazeme geldi e, arkadaşlarım ve cenazemde tören yapıyorlar. Bu törenin adı ne? Yuh oluyorlar hocam. Yuğ, evet. Tabii bana yuğ demiyorlar. Yuğ diye böyle dua ediyorlar. Sagu denen şeyler okuyorlar. Yu diye şiir okunuyor. Daha doğrusu Yu denilen tören yapılıyor. Yu törenin adı bak buraya yazıyorum. Törenin adı. Balbal bal mezar taşlarının adı. Kurgan da mezarların adı. Geldik buraya. İslamiyet'e geldik ama İslamiyet'e geçmeden önce istersen kafamız karışmaması için şu konuyla alakalı bir soruları bir çözelim. Gel bak iyice kafamız çünkü oradan oraya oradan oraya değişmesin. Gel bakalım şimdi. Kayınlar göçüyle orta çağ sona erdi diyor. Hayır kayınlar göçüyle ilk çağ sona ermişti. Avrupa Hun Devleti'nin kurucusu Atilla'dır. Doğru. Yığma tepe ve höyük şeklinde bulunan genellikle tahtadan yapılmış mezarlara da balbal bal denir. Balbal bal neydi? Taşlara deniyordu. Mezarlığa biz kurgan diyorduk. O yüzden bu yanlış. Buraya balbal bal değil kurgan diyeceğiz. Bu arada Tomuç'un bak şurayı bir kez daha vurgulayalım. Hunlar vardı. Hunlarda Mete'yi bileceğiz. Mete çok önemli. Köktürklerde Orhun kitabelerini bileceğiz. Orhun kitabelerini bileceğiz. Uygurlarda yerleşik yaşam bileceğiz. Birazdan zaten sorularda gelecek. Bu Avrupa'ya gidip kavimler göçü sırasında kurulan devletin adı da Avrupa Hunları ve Avrupa'nın Hunlarının kurucusu da Attila. Gerçekten bu da önemli. Geldik buraya. Devlet işlerinin görüşüldüğü meclise kurultay denir. Evet meclis kurultaydı. Tanrı tarafından verilen ülkeyi yönetme etkisine töre denir demiş. Bu töre miydi Tonguç'um? Hayır hocam. Harikasın. Hayır töre değildi. Doğrusunu söylüyorum. Buraya yazıyorum. Kut. Hatta sınavda kesin çıkar demiştim. Tanrı tarafından verilen ülke yönetme etkisine kut diyoruz arkadaşlar. Töre demiyoruz. Töre yazılı olmayan hukuk kurallarıydı. Bu yanlış. Ülkenin doğusunu kanın batısını hanedandan birinin mesela kardeşi Yabgun'un yönettiği sisteme ikili teşkilat deniyordu. Evet bu da yine doğru. Burada gördüğün sorulardan sınavda gelme ihtimalini söylüyorum. Yüzde yüz um. Şu anda sınavda yüzde çıkacak sorulara bakıyorsun. Buraya dikkat etmeni isterim. Geldik şimdi devletlerle alakalı kısma. Bak Tonguç'um. Buradan da yüzde Şu anda yüzde yüz soru çıkacak bir yere bakıyoruz. Hatta efektimiz gelsin. Oo süper oldu. Aynen bence de süper oldu. Devam ediyoruz. Şimdi en güçlü dönem Metehan. Teşkilatlı ilk Türk Devleti Oğuz Kağan destanı bu, e, bu devlete ait ve Çin Seddi'ni Çinler e, bu devletten korktukları için yapıyorlar. Bu teşkilatta ilk Türk devleti olduğu için hemen buraya yazıyorum. Hun bak böyle bunları da böyle artistik bir harfle yazıyorum. Hunlar. Hun. Hatta bunun adı neydi? Asya Hun Devleti. Çünkü bir de Avrupa Hun Devleti var. O zaman buraya Asya Hun Devleti diye yazıyorum. Ve buraya eledik. Devam ediyoruz. En güçlü dönemi Mukan Kağan. Ak Hunlar ve Sasaniler ile mücadele ediyor. Ergenekon destanı yazıyorlar. Burası da Köktürk Devleti ama birincisi. Çünkü e, ikincisinde Orhun kitabeleri var. Burada yok. Birinci Köktürk Devleti. Kurucusu Kutluk Kağan. Hatta buraya Kutluklar da deniyor. Orhun yazıları. Türk tarihinin ilk yazılı belgeleri onlara ait. O yüzden buraya da ikinci kök Türk Devleti diyoruz. Tonguç Eylade benim Kurucusu Bilge Kül Kağan, Yerleşik yaşama geçen ilk Türk Devleti. Bak yerleşik yaşama geçiyorlar ve... Göç ve destanları var, kağıt, matbaa gibi icatları da vardı, buluyorlardı, kullanıyorlardı. Bunlar da Uygur Devleti, yani Uygarlar. Az önceki efektlerde de söylediğimiz gibi bu sayfadan yüzdeyi soru çıkacak arkadaşlar sakın sakın karıştırmayın, burayı iyice öğrenin diyoruz. Şimdi, tabloda boş bırakılan alanlara aşağıdakilerden hangisi getirilemez demiş. Şimdi, ee, Orta Asya'da karasal bir iklim var. Evet, çok sert bir iklim var Orta Asya'da, denize uzak çünkü. Gündüz hava çok sıcak oluyor, akşam çok soğuk oluyor. Bitki örtüsü bozkır. Denizden yüksekliği genel olarak bin metrenin üstünde. Zaman zaman kural, kuraklıklar oluyor. Yani soğuk bir yer. Bu nedenle ilk Türk topluluklarında konar göçer yaşıyorlar. Doğru. Konar göçer yaşanıyor. Şimdi buraya A'yı yazabiliriz. Hangisi getirilemez diyor. Kuraklık nedeniyle yeni otlak araçları olmuştur. B'yi de yazabiliriz. Evet. Çünkü kurak olunca mecburen yeni yerler alacaklar. Hayvancılık yaygınlaşmışlar, Evet bu da doğru. Tarım yapamazlar. Çünkü tarım yapabilmesi için oldukları yerde durmaları lazım. Ama hayvancılık yapabilirler. Hayvanlarını gezdirebilirler. Zaman zaman kuraklıklar... Pardon buraya geldik. Önemli tarihi yapılar inşa etmişlerdir. Eğer konar göçer yaşıyorsan... ...tarihi yapı inşa edemezsin. Buraya D'yi yazamıyoruz. O yüzden cevabımız D. Bak bunu anlatmak istiyorum Tomuç'um. Şimdi şöyle düşün. Orta Asya'dasın. Tamam şurası Orta Asya. Hava soğuk. Sen böyle duruyorsun. Kuraklıklar oluyor. Mecburen arada bir yerini değiştirmen lazım arada bir yerini değiştireceğin için hayvanlarınla beraber mesela şöyle diyelim ki bir tane at çiziyorum. Hayvanlarınla beraber göç edebilirsin. Bir yerlere gidebilirsin. Ama burada burayı bırakacağın için artık burada tarım yapamazsın. Eğer sen bir yerde tarım yapıyorsan oraya yerleşmişsin demektir. Uygurların uygar olmasının sebebi yerleşik hayata geçiyorlar ve tarım yapıyorlar. Oralarda kendi bölgelerine duruyorlar. Ama Köktürkler, Hunlar konar göçer yaşıyorlar. Konar göçer yaşamında en önemli özelliği tarım yapılamamasıdır. Bak bunu da sınavda sorar sorucu sakın şaşırma. Konar göçeriz. Konar göçeriz. Tarım yapamayız diyeceksin. Tarım yapamayız. Çünkü yerleşik değiliz yani. Eğer sen bir yere yerleşmiyorsan orada nasıl tarım yapacaksın ki? Yerleşik değiliz. Bak bu bilgi de çok çok önemli olduğu için buraya dikkat et. Şimdi geldik başka bir e, kısma. O yüzden hemen tekrar İslamiyet kısmına geri dönüyorum. E, bu soruları yapmıştık. Şunları şöyle kaldıralım. Özetimizle devam ediyor. Heh, İslamiyet'in doğuşundayız. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bak burada en son Türklerin ana yurdu Orta Asya'ya baktık. Şimdi yine İslamiyet'in doğuşuna geldik. Eğer hocanız sınavınızda buralara kadar geldiyse daha doğrusu derslerde buraya kadar geldiyse buradan da yüzde yüz soru gelecek. O yüzden dikkat olmanızı istiyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. 571 yılında Hazreti Muhammed peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğuyor. Ve 610 yılında da bak yani 41 yaşındayken peygamberimize peygamberlik geliyor. İlk vahiy geliyor. Peygamberimize Allah oku diye emir gönderiyor. Bak ne kadar değişik görüyor musun? Allah çalış, işte ne bileyim, koş, şunu yap bunu yap değil. Oku diye emir gönderiyor bak. İlk emir oku. Hira mağarasında. Peygamberimiz 41 yaşında peygamber olduktan sonra ona inananlar çıkıyor. İlk inananlar Hazreti Hatice. Eşi ona inanıyor. Diyor ki sen doğru söylüyorsun. Allah vardır diyor. Zaten peygamberimiz peygamber olarak Allah tarafından seçilmeden önce de Muhammedül Emin yani güvenilir insan olarak tanınıyor. Herkes ona güveniyorlar. Hazreti Muhammed'i seven de sevmeyen de herkes ona güveniyor. Çünkü hiç yalan söylemiyor. Mükemmel bir insan. Ee, ama Allah var deyince tabii ki herkes ona inanmayacak. Bazıları diyecek ki, ya bir saniye ya diyecek. Yani nasıl yani olabilir mi böyle? Hemen kolay değil. Bir anda geleneklerini, göreneklerini değiştirmekte zorlanıyorlar. Çünkü adamlar işte başka başka ticaretleri var, başka başka işleri var. Hazreti Muhammed Allah var artık putlarınızı atın. Kabe'yi temizleyin dediği zaman şaşırıyorlar böyle. Nasıl yani ya bir dakika diyenler var. Ama Hazreti Hatice, Hazreti Ebbekir, Hazreti Ali ve Zeyd, Hazreti Zeyd hemen inanıyorlar. Diyorlar ki biz... Hazreti Muhammed'in sözünü inanıyoruz. Allah vardır diyorlar ve kelime-i şehadet getirip Müslüman oluyorlar. Tabi inanmayanlar da bu ilk inananlara, ilk Müslümanlara zulm ediyor. Onlara zulm edince bu sefer 622 yılında Müslümanlar Mekkeden Medine'ye göç ediyor. Bak, ilk başta Mekke'de doğdu Hazreti Muhammed, insanlar Müslüman oldu ama inanmayanlar, yani kafirler Müslümanlara zulm edince Hazreti Muhammed Medine'ye göç ediyor. Hazreti Muhammed ve Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç yani hicret ediyor ve hicret ettikten sonra Medine'de yepyeni bir e, İslam devleti kurulmuş oluyor. Çünkü Medine'ye gittiği zaman orada Hazreti Muhammed artık güvende. Artık zarar gelme ihtimali yok. Orada Medine Sözleşmesi imzalanıyor ve Medine halkları arasında imzalanıyor. Orada Yahudiler, Müslümanlar ya da Müslüman olmayanlar her biri sözleşmeye uyuyorlar. Sonrasında şimdi şurası Mekke diyelim. Hatta günümüzde Kabe'nin bulunduğu yer. Şöyle Kabe'yi çizelim şöyle. Hani siyah kutu şeklinde. Kabe'yi şöyle çizdim. Şimdi Mekke'den Kabe zaten Hazreti Muhammed'den önce ta Hazreti İbrahim zamanında yapılmış. Çok eski bir yer yani. Ta ilk insanlar zamanında yapılmış bir yer. Şimdi Mekke'den Medine'ye göç etti Müslümanlar. Mekke'den Medine'ye göç ettikten sonra Tonguç Eladim benim. Hicret oldu. Yeni bir devlet kuruldu. Ama Mekke'de malları kaldı tabii ki. Bir gece hızlıca kaçarak gittiler mecburen. Başka şansları yoktu çünkü Mekke'deki kafirler Müslümanlara zulüm ediyordu. Mekke'deki mallarını geri almak için Bedir kuyuları var. Bedir denilen bir yer var. Bedir savaşının yapıldığı. Bu Bedir kuyularının olduğu yerde Medineli Müslümanlarla Mekkeli kafirler karşılaşıyor. Ve Bedir savaşını 1-0 biz kazanıyoruz. Yani Müslümanlar kazanıyor. Ve biz kazanıyoruz ama diyoruz ki bak sizin esirleriniz var. Esirlere diyoruz ki siz bizim esirimiz oldunuz. Artık savaşta kaybettiğiniz için. Ama bize okuma yazma öğretirseniz diyor Hazreti Muhammed peygamberimiz. Sizi serbest bırakırız diyor. Bu da Hazreti Muhammed'in eğitime verdiği önemi gösteriyor peygamberimizin. Zaten dinimizin de eğitime verdiği önemin en büyük göstergesi. Oku diyor bak. Oku. İlk emir oku. Sonrasında Uhud Savaşı oluyor. Uhud Savaşı'nı biz kaybediyoruz. Bir bir oluyor. Niye? Uhud Savaşı'nda Hazreti Muhammed'in sözünü ee, ...sözüne itaat etmiyor orada bazıları. Çünkü Hazreti Muhammed orada bir dağ var, Uhud Dağı var. Sakın diyor bu dağı terk etmeyin Uhud Tepesi'ni diyor. Okçular Tepesi'ni sakın terk etmeyin diyor. Terk ederseniz diyor işimiz riske girebilir diyor. Gerçekten de savaşı kazandık zannedip oradaki Okçular Tepe'yi terk edince... Ee, ...Müslümanlar savaşı kaybediyor. Bir bir oluyor. Sonrasında Hendek Savaşı yapılıyor. Hendek Savaşı'nı e, iki bir biz kazandık diyebiliriz. Çünkü Hendek Savaşı'ndan Mekkeli kafirler geliyorlar Medine'ye. Ama biz böyle Hendek yani çukur kazıyoruz... Çukuru görünce bunlar tırsıyorlar, geri dönüyorlar, kaçıyorlar. Diyorlar ki biz hani bu çukuru geçemeyiz. Ve Hazreti Muhammed tek başına ben peygamberim, benim dediğim olur şeklinde değil de insanlara sorarak, istişare yaparak karar vermesi savaşın bir şekilde iyi sonuçlanmasını sağlıyor. Sonrasında Hudeybiye anlaşması yapılıyor. Müslümanların siyasi varlığı ilk kez tanınıyor. Ardından da 630 Mekke'nin fethi 3-1 oldu diyebiliriz. Ya yani artık Müslümanlar Medine'den Mekke'ye geliyorlar ve Mekke artık Müslümanların oluyor. Yani hem Mekke hem Medine artık Müslümanların. Sonrasında da 632 yılında Peygamber efendimiz veda hacı yapıyor ve hutbe veda hutbesi veriyor. Veda hacı dediği, Mekke'de hac yapıyor Müslümanlar hani namaz kılmak oruç tutmak zekat vermek gibi ibadetlerimiz var. Bir de e, belli bir e, geliri olan ve sağlı olan insanlar hacca gitmesi lazım. Peygamberimiz de e, o hacı ilk olarak yapacak ve veda hacı yapacak. Veda hacından sonra da hutbe veriyor yani bir konuşma yapıyor ve insanlara sesleniyor. Hani burada Medine'li Müslümanlarla Mekke'yi fethetti Müslümanlarla beraber kafirlerle mücadele etti ama vefat etmeden önce yaptığı hutbede evrensel nitelikli bir konuşma yapıyor. Yani ey Müslümanlar demiyor. Ey insanlar diyor. Yani herkese sesleniyor. Müslüman olsun olmasın herkese iyilik yapmayı, herkese iyi insan olmayı tavsiye ediyor ve evrensel nitelikli bir konuşma yapıyor veda hutbesiyle. Sonrasında peygamberimiz vefat ediyor. Ve peygamberimiz vefat edince peygamberimizin yerine kimse geçemez. O son peygamber. Ama İslam devletinin yöneticisi olarak halifeler geliyor. İlk halife Hazreti Ebu Bekir oluyor. Hazreti Ebu Bekir zaten peygamberimizin kankası. Gerçekten çok seviyorlar birbirlerini ve çok da dürüst bir insan. Hazreti Ebu Bekir tam bir Ebu Bekir Sıddık. Yani böyle doğruluğuyla tanınıyor. Hiç yalan söylememiş hayatında Hazreti Ebu Bekir. Yani inanılmaz dürüst bir insan ve dolayısıyla bir de işlerinde de en büyüğü herkes Hazreti Bekir'i seçiyor. Diyorlar ki işte Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali diyorlar ki biz Hazreti Bekir'i seçiyoruz halife olarak diyorlar. Bu dört halife dönemine Cumhuriyet dönemi deniyor çünkü burada seçimle iş başına geliyor halifeler tamam mı? Hazreti Muhammed vefat etti. İslam devletinin siyasi lideri olarak bak İslam'ın değil İslam devletinin siyasi lideri olarak Hazreti Bekir geliyor. Hazreti Bekir e döneminde yalancı peygamberler çıkıyor. Yani Hazreti Muhammed vefat edince kimileri diyor ki ya ben peygamberim yeni peygamber benim falan diye böyle manyaklar çıkıyor. Hazreti Bekir onlarla mücadele ediyor ve Kur'an-ı Kerim'i de kitap haline getiriyor. Yani Kur'an-ı Kerim e, dağılmasın bozulmasın diye Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiriyor. Hazreti Ömer döneminde ardından Hazreti Bekir'den sonra Hazreti Ömer gelecek. Hazreti Ömer de bak Ebubekir doğruluğuyla biliniyordu. Doğruluk, sıddık. Hazreti Ömer de adaletiyle biliniyor. Çok adaletli bir insan. Hazreti Ömer döneminde hicri takvim kullanılacak ilk defa Hicret'in yapıldığı tarih 622 ee, başlangıç kabul edecek. İlk düzenli ordu kurulacak. Ve Hazreti Ömer döneminde de gerçekten İslam devleti çok büyük sınırlara ulaşıyor. Sonrasında Hazreti Osman var. Hazreti Osman da ilk İslam donanmasını kuracak. denizcilikle ilerleyecek İslam devleti. Kıbrıs'ı fethedecek. Ve Kur'an-ı Kerim'i çoğaltıyor. Yani başka insanlarda da olsun ki kaybolur bozulursa insanlar karıştırmasın diyor. Sonrasında da Hazreti Muhammed'in damadı ve aynı zamanda İslam'ın büyük korucularından biri olan Hazreti Ali. Hatırlarsan Hazreti Ali yazını göstermiş. İslamiyet'i ilk kabul edenlerdendi. Zaten o yüzden de peygamberimiz kızını ona emanet ediyor. Hazreti Ali e, devletin başına geliyor. Hazreti Ali devletin başına gelince Hazreti Osman taraftarları yani Hazreti Osman'ın e, ...dan sonraki Hazreti Osman'ın soyundan biri gelsin diyenler... ...Hazreti Ali'ye e, böyle e, mızıkçılık yapıyorlar. Diyorlar ki Hazreti Ali olmasın, Hazreti Ali olmasın, Hazreti Ali niye geldi falan diyorlar. Ve Cemel olayı yaşanıyor, hakem olayı yaşanıyor. Bunlar İslam tarihindeki ilk tartışmalar, ilk kavgalar, ilk birbirine düşmeler yani ilk ayrılıklar. Yani kimileri diyor ki Hazreti Ali koskoca Hazreti Muhammed'in, peygamberimizin damadı. Koskoca Hazreti Ali yani yani ne diyorsunuz o olacak diyor. Kimileri de hayır Hazreti Osman'ın soyundan birileri gelecek falan derken karmaşa çıkıyor. Hatta Sıfın Savaşı gibi çok İslam dünyası için üzücü olaylar yaşanıyor. İslam dünyası açısından üzücü diğer bir olay ise Hazreti Ali şehit ediliyor. Hazreti Ali şehit edildikten sonra... Ee, İslam devletinin daha doğrusu halifeliğin artık Emevilere geçtiği kesinleşiyor. Emeviler diyor ki artık halifelik bizde. Emeviler hatta babadan oğla yapıyorlar. Halifelik saltanata dönüş. Yani Hazreti Bekir, Hazreti Ömer'in babası değil. Hazreti Ömer, Hazreti Osman'ın babası değil. Hazreti Osman da Hazreti Ali'nin babası değil. Yani babadan oğla değil. Ama Emeviler diyor ki artık babadan oğla olacak diyor. Ve Emevilerden sonra Muaviye, Muaviye'den sonra oğlu Yezid. Ondan sonra böyle öyle gidecek. Emevilerin kurucusu Muaviye. Halifelik saltanata dönüşüyor. Ve Emeviler birazcık böyle sertler. Arapçayı resmi dil kabul ediyorlar. Arap olmayanlara mevali yani köle diyorlar. Arap olmayan Müslümanlara. Mesela diyelim gibi ben Türk'üm, Müslümanım ama mevaliyim. Niye? Çünkü Arap değilim. Sonra İspanya'ya kadar İslamiyet'i götürüyorlar. İspanya'da Endülüs Emevi Devleti kuruluyor. Hatta Kurtuba yani günümüzdeki adı Kordoba Camii var. E, Kordoba'yı sonra kilise yapıyorlar. Bilim, sanat ve kültür alanında çalışmalar yapıyor Emeviler. Ama Emevilerin bu ırkçı politikaları bak ırkçı, Arap milliyetçiliği yazıyorum. Emeviler Arap milliyetçiliği yapınca, Arap parası bastırıp Arap olmayan Müslümanlara köle deyince, Arapça resmi dili ilan edince Emeviler kısa zamanda yıkılıyor. Ve ardından da Abbas devleti kuruluyor. Abbas devleti daha ılımlı. Abbas devleti hoşgörü politikası yapıyor. Beytül Hikme denen üniversiteler kuruyor. Beyt ev demek Tolmuş Evlanım benim. Ve e, Türkler de Abbasileri seviyor. Diyorlar ki bu iyiymiş ya diyorlar. Türkler bayağı beğeniyor Abbasleri Ve Türkler de Abbasiler zamanında İslamiyet'i yavaş yavaş geçiş yapacaklar. Hatta Talas Savaşı'nda, 751 Talas Savaşı'nda Türkler Abbasileri Çinlilerden kurtarıyor. Çinler Abbasilere saldırıyor. Abbasiler mal hayati hayati eyvah diyor. Hayatımız tehlikede bittik. Çinler saldırıyor çünkü Çinler çok güçlü. Şimdi Çinler böyle geldiğini düşün. Tamam Çinler inanılmaz güçlü bir şekilde geliyor. Abbasiler de burada. Çok zor durumdalar. Eyvah 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 diyorlar. Çinlerin yeneceği kesin. Çok kalabalık Çinler. Abbasiler ne yapacaklarını şaşırıyorlar ve hemen diyorlar ki Çinleri kim yamultur? Türkler. Hemen Türkler arıyorlar. Whatsapp'tan bir mesaj. Abi gelir misiniz? Türkler diyor ki gelelim sıkıntı yok. Türkler gelince hemen hop buraya Türk bayrağı çiziyorum. Çinler tırsıyor ve geri dönüyorlar. Ardından da Abbasiler diyor ki abi süpersiniz, kralsınız, bizi kurtardınız. Türkler diyor ki tamam artist yapmaya gerek yok, sakin olun. Abbasiler diyor ki abi ne olur işte işte bizim Samarra ve Avasim şehirlerini kuruyorlar. Yani bizim şehirlerimizi koruma, sınırlarımızı koruma görevini de siz yapın diyorlar. Hatta zamanla zamanla Türklerle Araplar yani Abbasiler artık böyle dost oluyorlar, bayağı samimi oluyorlar ve bizler de yavaş yavaş Müslüman oluyoruz. İlk kitleler halinde İslamiyet'e geçiyoruz. Ve Türkler İslamiyet ile tanışıyor. Şimdi hatırlar mısın şurada? Bunlar vardı Tonguçum, Köktürkler, Türkler, Uygurlar vardı. Bunlar hangi dine inanıyordu? İslamiyet'e inanıyordu. Hayır, İslamiyet'e inanmıyorlardı gök tanrı dini vardı. Bunlar da gök tanrı dini vardı. o zaman Allah, peygamber, daha peygamberimiz daha doğmamış ki o zaman. Allah, peygamber öyle gök tanrı yani bir Allah'a inanıyorlar ama Ramazan, oruç, zekat öyle bir şey yok. Daha onlar daha yok. Onlar gök tanrı dinine inanıyorlardı. Şimdi gök tanrı dininin dininde de bir tanrı var. İslamiyet'te de bir tane Allah var. O zaman bu ortuyor. Bizde mesela eski Türklerde uçmağı ve tamu diye bir şey var. Yani cennet de cehennemin aynısı. Eski Türkler de eğer iyilik yaparsak cennete, kötülük yaparsak cehenneme gideceğiz diye inanıyoruz. Cihan hakimiyeti var. Eski Türklerde sadece o mesela Türk Hunlar var. Diğerleri fethedilecek topraklar. Yani Türklerde her zaman cihan hakimiyeti vardır. Mesela Osmanlı Devleti zamanında da öyle. Osmanlı Devleti var bir de diğerleri var. Diğer devletler ne? Ya yani diğerleri ise işte daha fethetmediğimiz yerler diye geçiyor yani. İslamiyet'te de gaza ve cihat anlayışı var. Yani Allah için savaşmak. Ölürsen şehit oluyorsun. Ya ölmezsen gazi oluyorsun. Dolayısıyla bu nedenlerden dolayı Türkler İslamiyet'e geçti. Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam Devleti Karahanlar oldu. Satık Buğrahan İslamiyet'i resmi din kabul etti. Ama şimdi İslamiyet'i kabul ettik ama bu sefer Araplaşırız diye... Türkçe de resmi dil kabul ediyoruz. Ve kervansaraylar açıyoruz. Kutat Kubilik, Atabetül Hakayık, Divan-ı Lügatü Türk, Divan-ı Hikmet gibi... E, ...didaktik öğretici eserler yazıyoruz. Ve hatta mesela bu sözlük Divan-ı Lügatü Türk... Araplara Türkçeyi öğretmek için yazılmış bir sözlük. Dolayısıyla Karahanlılar İslamiyeti kabul ettikten sonra Araplaşmayalım diye Türkçeye de çok değer veriyorlar. Gazneliler ise Hindistan'a İslamiyeti götüren Türkler. Gazneliler zamanında bilime de çok önem veriliyor ve Abbas Halifesi yine zor duruma düşünce yine Türklerden yardım istiyor ve Gazneli Mahmut'a da yardımlarından dolayı sultan unvanını veriyor. O zaman burayı da bitirmiş olduk. Şimdi şimdi artık sorularımıza geçeceğiz. Tekrar özetlemek gerekirse şöyle Peygamberimiz doğdu, İslamiyet'i yaydı. Peygamberimiz Müslüman olmayanlarla savaştı. Ardından vefat ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir ilk halife oldu. Sonrası Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman, sonra Hazreti Ali. Hazreti Ali döneminden sonra karışıklıklar çıktı. Emeviler yönetim ele geçirdi. Sonra Emeviler yıkıldıktan sonra Abbasiler. Ve ardından Abbasiler zamanında biz İslamiyet'le tanıştık. Karahanlılar Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam Devleti. Gazzeniler de Hindistan'a İslamiyet'i götüren devlet. Gazze'li Mahmut'a da Gazze'li Sultan Mahmut unvanı Abbas Halifesi'ni kurtardığı için veriliyor. Yani bizler gerçekten de İslam dünyasını çoğu zaman kurtarıyoruz. Yani hem o Talas Savaşı'nda Çinlilerden kurtarıyoruz. Burada yine kurtarıyoruz Abbas Halifesi'ni. Haçlı seferler oluyor gene. Tüm dünya hep beraber Hristiyanlar saldırıyor kurtarıyoruz. Türkler gerçekten İslamiyet'in çok büyük koruyucusu oluyor. Şimdi gelelim buradaki sorularımıza. Şimdi buraları bitirmiştik. Birkaç tane sorumuz kaldı. Onları da bitireceğiz. Ardından da güzel bir şekilde yazarımızdan iyi notları alacağız. Heh, geldik buraya. Şimdi Dönemlere işaret koyarak ilerleyeceğiz. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı ve Hendek Savaşı kimin zamanında yapılmıştı? Hazreti Muhammed. Harikasın. Hazreti Muhammed dönemi diye yazıyoruz. Mekke'den Medine'ye hicret yine peygamberimiz zamanında yapılmış Hazreti Muhammed dönemi. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi bak. Burası çok önemli Tonguç'um. Hemen efektimizi yeniden alalım. Yüzde sınavda buradan çıkacak. Çok güzel. Kur'an-ı Kerim kitap haline getirildi Hazreti Ebubekir dönemi yalancı peygamberler peygamber şey yalancı peygamber peygamberimiz vefat ettikten sonra birileri çıkıyor ben yeni peygamberim Hazreti Muhammed öldü artık bana inanın diyor böyle manyak manyak tipler çıkıyor Hazreti Ebu Bekir de diyor ki ya siz manyak mısınız kardeşim sizlerle mücadele edeceğim diyor ve onlarla mücadele ediyor Cemel olayı deve olayı Hazreti Ali zamanında yaşanıyor bir İslam dünyasındaki ilk ayrılıklar sıfın savaşı yine Hazreti Ali döneminde Kıbrıs adası Hazreti Osman zamanında fethediliyor Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması Hazreti Osman zamanında bak Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi ve Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması kimin zamanında yapıldığını yüzde yüz soracaklar. Kur'an-ı Kerim kitap haline Hazreti Bekir döneminde getiriliyor. Çoğaltılması Hazreti Osman döneminde. Divan örgütünün kurulması yani meclisin kurulması Hazreti Ömer dönemi. Hicri takvimin yapılması, hicretin İslam tarihinin başlangıcı kabul edilmesi Hazreti Ömer dönemi oluyor. Tonguç Eylan'ın dönemi. Geldik buraya. Aşağıdaki devletler ile ilgili boş bırakılan alanlara uygun şekilde doldurunuz demiş. Bakalım. Emevi devleti. En önemli özellikleri. Birincisi halifelik saltanata dönüşüyor Emeviler döneminde. Hani Hazreti Ebekir Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali seçimle iş başına gelmişlerdi. Ama Muaviye, Yezid, onun oğlu, onun oğlu hep saltanat olduğunu gösteriyor. Ve aynı zamanda halifelik kelimesini derim Aynı zamanda Emeviler ee, mevali politikası uyguluyor. Mevali Arap olmayan Müslümanlara köle diyorlar. Bak, bu da önemli. Mevalinin ne olduğu sınavda sorulur. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Mevali. Arap olmayan Müslümanlara köle diyorlar. O yüzden de bunlar ırkçı diyebiliriz. Bu iyi bir şey değil çünkü. ...Abbasler ise mintoş, sevimli. ...Abbasler sevimli olduğu için zaten Araplar, e, şey Türkler ...Abbasler döneminde İslam'ı seçiyorlar. Mesela Emeviler varken Arabistan'da bizde Hunlar var, Köktürkler var Orta Asya'da. Köktürkler tanışıyor böyle Emevilerle. Ya bunlar ne yapıyor? Bu ne ya? Bunlar böyle ırkçı Arap parası basıyorlar. Arap şey resmi değil kabul ediyorlar. Arap olmayan Müslümanlara köle diyorlar burada tam ısınamıyoruz biz. Ama Abbasiler hoşgörülü. O yüzden de Abbasilere yardım ediyoruz Çinlerden korumaları için. Ve aynı zamanda da biz de seçiyoruz. En parlak zamanı Harun Reşit zamanı. Gerçekten binbir gece masalları dönemi. Harun Reşit'i çiziyorum. Şöyle değili. Ee, aynı zamanda Beytül Hikme Üniversitesi'ni açıyorlar. Beytül Hikme, hikmetlerin evi. Yani e, üniversite. Beyt ev demek güzel. Beytullah Kabe Allah'ın evi. Avasım şehirlerini kuruyorlar. Burada da Samarra ve Avasım şehirlerini kurmaları da yine Abbas'ten önemli. Karahanlılar Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devleti. İlk Türk İslam devleti. Bunu bilmemiz lazım. Tonguç Elal'ın benim. Bunda yüzde yüz sorarlar. Ee, bu dönemde Divane Lugat Türk yazılıyor ve aynı zamanda Kutadgu Bilik de yazılıyor. Başka işte Atabetül Akayki vesaire de yazılıyor. Ama burada sadece Kutal yazmışlar. O yüzden bunu da koydum. Gazeliler nereye İslamiyet'i götürüyordu? Hindistan'a. Harikasın Hindistan'a götürüyordu. O zaman Gazelilerin Hindistan üzerine 17 sefer düzenlediklerini bilelim. Ve Sultan Mahmut dönemi de en güçlü dönemleri. Hatta Abbas Halifesi Sultan Mahmut, Gazeli Mahmut'a Sultan ummanını vermiştir. Şimdi gel bakalım. Türklerin İslam dinini kabul etmesine birçok faktör etkili olmuştur. Aynı zamanda Türklerin İslam'a girişleri bir anda toplu olarak değil ...aşamalı bir şekilde gerçekleşmiştir. Buna göre Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinde... ...aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez demiş. Cihan hakimiyeti... ...yani tüm dünyayı ele geçirme anlayışının... ...cihat anlayışına benzemesi var. Türklerin göçebe hayat tarzını benimsemesi... ...göçebelikle İslamiyet arasında... ...bir bağlantı var ee, mı? Bilemedim hocam. Ben de bilemedim yani. Gerçekten bunu şöyle bir koyalım. İslamiyet'teki tek tanrı inanışın... ...Türklerde de olması. Evet. Türklerde... ...gök tanrı inanışı vardı. İslamiyet'te de Allah var. E, o zaman bu da benziyor. Cennet cehennem inancının Türklerde de olması. İslamiyet'te cennet cehennem var. E, Türklerde de var. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği Tokuç Helademin. Evet, yazılı provamızı bitirdik. Şimdi siz yapmanız gereken şey 6. sınıf yazılı notlarından güzel güzel çalışıyorsunuz ve aynı burada tüm dersler var tabii. Sosyalle çalışıyorsunuz. Sosyal bilgiler Dinamo soru bankamızda da yazılı notlarının, yazılı prova kısımlarını güzel güzel çalışıyoruz. Bak burada hem testlerimiz var hem ekstra yani dijital sorularımız var. Bunları çözdükten sonra zaten inşallah çok güzel notlar gelecek diyoruz. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. İnşallah yazılan hepiniz yüz alırsınız arkadaşlar.